bilim insanları DMT vizyonları ile yakın ölüm deneyimleri arasındaki benzerlikleri sistematik olarak incelemeye başladı. 2018 yılında İngiltere'de yapılan bir çalışma, sağlıklı gönüllülere DMT verip ardından yaşadıklarını bir YÖD ölçeği ile değerlendirdi. Christopher Timmerman ve ekibinin yürüttüğü bu araştırma, DMT etkisi altındaki deneyimlerin gerçek YÖD yaşamış insanların anlattıklarıyla çarpıcı benzerlikler taşıdığını ortaya koydu. Hatta neredeyse tüm tipik YÖD unsurlarının DMT seansı sırasında da rapor edildiği görüldü. Yani DMT adeta kontrollü bir ölüme yakın deneyim simülasyonu yaratıyor gibiydi. DMT deneyimleri ile YÖD anlatılarında ortak görülen bazı fenomenler şöyle sıralanabilir. Beden dışı deneyim, kişinin kendini bedeninin dışından, genellikle yukarıdan izlemesi. Tünel ve ışık, karanlık bir tünelden geçip uzakta parlak ve çekici bir ışık görme. Varlıklarla karşılaşma, manevi ya da yabancı varlıklarla, örneğin ölmüş akrabalar veya melek gibi figürler, karşılaşıp iletişim kurma. Zamanın durması, zaman kavramının kaybolması, geçmiş, şimdi ve geleceğin bir arada yaşanması hissi. Derin huzur ve mutluluk, tarif edilemez bir barış, sevgi ve aidiyet duygusunun kalbi kaplaması, egonun yok olması, benlik duygusunun silinip evrenle veya ilahi bir bütünle bir olma hissi, ego ölümü. Görüldüğü gibi DMT ile tetiklenen vizyonlar ile YÖD arasındaki örtüşme dikkat çekici. Elbette her deneyim kişiye özgüdür ve aralarında bazı farklar da bulunur. Örneğin YÖD genellikle gerçek bir yaşam tehlikesiyle bağlantılıyken DMT deneyimi laboratuvar ortamında başlatılır. Yine de insan zihni ister kimyasal bir tetiklenme ile ister ölümün eşiğinde olsun çok benzer senaryolar üretebiliyor. Bu paralellik bilinç hallerimizin altında benzer biyolojik mekanizmalar olabileceği fikrini güçlendiriyor. DMT'nin bir kuzeni de diyebileceğimiz 5-MeO-DMT, 5-metoksi-N,N-dimetiltriptilamin adında başka güçlü bir molekül vardır. Bu molekül Amazon bölgesinde kullanılan yopo tozu, Anaden Anthera bitki tohumları ve Colorado nehri kurbağası Bufo alvarius gibi doğal kaynaklarda bulunuyor. Etki mekanizması açısından klasik DMT'ye kıyasla bazı farklar gösteriyor. 5-MeO-DMT genellikle daha az görsel öğe içeriyor. Ancak çok daha güçlü bir ego kaybı ve birlik hissi oluşturuyor. Kullanan kişiler sıkça kendilerini uçsuz bucaksız bir beyaz ışıkla çevrelenmiş halde tarifsiz bir huzur ve aşkınlık içinde hissettiklerini dile getiriyor. Bilim insanları da 5-MeO-DMT'nin genellikle tam anlamıyla bir mistik deneyim, benliğin tamamen yok olması, zaman ve mekan kavramının aşılması gibi deneyimleri yarattığını rapor etmişlerdir. Bu özellikleri sebebiyle 5-MeO-DMT deneyiminin yakın ölüm deneyimleriyle olan benzerliği de dikkat çekmektedir. Ünlü bir örnek olarak beyin cerrahı Dr. Eben Alexander'ın yaşadıklarını ele alın. 2008'de ağır bir hastalık sonucu komaya giren ve klinik olarak ölümü tadıp geri dönen Dr. Alexander, bu esnada son derece zengin bir yakın ölüm deneyimi yaşayıp daha sonra mucizevi biçimde iyileşmiştir. Yıllar sonra merak edip 5-MeO-DMT'yi deneyen Alexander, bu maddenin etkisi altında gördüklerinin kendi yakın ölüm tecrübesine şaşırtıcı derecede benzer olduğunu ifade etti. Her iki durumda da yaşadığı egonun tamamen silinişi ve evrensel bir birlik ve sevgi hissinin neredeyse aynısını tecrübe ettiğini belirtti. Tek bir kişinin anlatımı bir kenara, araştırmacılar da 5-MeO-DMT ile yakın ölüm deneyimi arasındaki bağlantıyı bilimsel olarak incelemeye başladılar. 2023 yılında yayınlanan bir vaka analizinde gerçek bir yakın ölüm deneyimi yaşamış bir kişinin daha sonra 5-MeO-DMT deneyimi yaşaması sağlanarak iki deneyimin ayrıntılı bir biçimde karşılaştırılması sağlandı. Çalışmada diğer dünyalara geçiş, bilinçli varlıklarla karşılaşma gibi pek çok unsurun her iki deneyimde de ortak olduğu görüldü. Bununla birlikte yakın ölüm deneyimine özgü bazı farklılıklar da not edildi. Örneğin bu deneyim sırasında anlatılan ölmüş aile bireyleriyle buluşma gibi kişisel içerikler 5-MeO-DMT deneyiminde de gözlemlendi.
yani 5-MeO-DMT bir yakın ölüm deneyiminin pek çok temel bileşenini sağlarken, tam anlamıyla ölümün yerini tutmasa da onunla büyük ölçüde örtüşen bir bilinç hali oluşturabiliyor. Bu paralellikler tıpkı DMT örneğinde olduğu gibi bu maddenin de bilinç ve ölüm arasında gizemli bir ilişkide rol oynayan bir parça olabileceğini düşündürüyor. Özetle DMT ve benzeri moleküller bilinç dünyamızın en esrarengiz anlarında karşımıza çıkan deneyimlerle beklenmedik şekilde kesişiyor. İster laboratuvarda enjekte edilmiş bir ruh molekülü olsun, ister beynimizin ölümle burun burunayken ürettiği son bir kimyasal dalga. Her iki durumda da ortaya çıkan deneyimler arasındaki benzerlik bilim insanlarını şaşırtacak düzeyde. Bu durum belki de yaşamın sonunda karşılaştığımız o tünel ve ışık görüntülerinin kısmen biyolojimizin bir eseri olabileceğine işaret ediyor. Elbette henüz bu konuda kesin yargılara varmak için erken. DMT'nin gerçekten ölüm anında salgılanıp salgılanmadığı ya da yakın ölüm vizyonlarını bütünüyle açıklayıp açıklayamayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak bir gerçek var ki bilinç dediğimiz olgu içinde hala keşfetmemiz gereken derin sırlar barındırıyor. Bu video boyunca bilimin sınırlarında gezindik ve belki de insanlık kadar eski bir soruya modern bir pencere açtık. Ölürken ne olur? Cevap tam olarak net olmasa da gördük ki hem spiritüel hem de biyolojik açıdan bu soruya yaklaşımımızı sağlayacak ipuçları belirmeye başladı. Belki gelecekte bugün paranormal görünen şeylerin arkasındaki nörokimyayı tamamen çözeceğiz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yakın ölüm deneyimlerindeki o gizemli ışık ve hisler sizce DMT molekülleriyle açıklanabilir mi? Yoksa açıklanamayan daha derin bir sır mı söz konusu? Yorumlarda kendi fikirlerinizi ve varsa deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu büyüleyici konuyu tartışırken birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.